Başkent Ankara'dan iyi akşamlar. Emekçinin Saati programıyla yine sizlere konuk oluyoruz. Bu akşamki stüdyo konuğumuz avukat Hamit Diryaki, kendisi sosyal güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun. Bu hafta önemli bir günü yaşadık. Hangisi? 23 Nisan coşkusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Büyük Mücadele'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinçle ulusumuzun her yerinde ve de yurt dışında coşkuyla kutlandı. Bundan 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek bu diriliş destanını yazan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de hangi güç koşullar altında kurulduğunu bugünler çok daha iyi idrak ediyoruz. Çocukların güzel bir yaşam hakkını 104 yıl önce atamız adımlarını atarken dava lideri duruşunu, büyüklüğünü ve önemli bir uluslararası lider olduğunu gösterdi. Öyle ki Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 2002'de çocuk emeğine ve onu ortadan kaldırmak için gerekli çabalara dikkat çekmek amacıyla dün 12 Haziran'ı Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ilan etti. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 20 yılda önemli ilerleme kaydedilen bu çocuk işçiliğinin azaltılmasında ilerleme hızı bugünlere geldiğimizde dünyada yavaşladı. 2016-2020 döneminde pandemi nedeniyle durdu. Ama 2020'den sonraki bu nokta giderek artarak ülkede ve dünyada çocuk işçiliğinin nasıl bir noktaya geldiği dikkat çekmeye başladı. Ulu Önder Atatürk çocuklara tanıdığı bu güzellikleri Türkiye'deki çocuk işçi sayısını ve bugünlere geleceğini bilerek bize 23 Nisan'ı armağan etti. Şimdi biraz sizlere bu konuda 2019 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırmadan kısaca bilgiler vermek istiyorum. TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye genelinde 5-17 yaş grubunun çocuk işçi sayısında 720 bini bulan bir sayının olduğunu ifade etti. Bu rakamların %79.7'sini de 15-17 yaş grubundakilerin oluşturduğu ifade edildi. Böylesi rakamlarla Türkiye'de çocuk işçiliğinin ne kadar hazin ve zor olduğunu ve bu çocukların aile geçimlerine nasıl destek olma gayesinde var olduklarını görüyoruz. Bugün program konuğumla aslında buna bir değinmek istiyorum. Hamit Bey, çocuk işçinin çalıştırma ve bu konuda 15 yaş altı için kanun bize nasıl bir ceza noktasında emareleri var? Bir evet. Paylaşır mısınız? İyi akşamlar, iyi günler. Bizim iş kanunumuzda çalışma yasakları ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler içinde çocuk işçiler ve genç işçilerle ilgili bir takım düzenlemeler, hangi işlerde çalıştırılacakları, çalıştırmalarının yasak olduğu, İşte gece vardiyalarında çalıştırmak veya yer altında çalıştırmaları konusunda bir takım düzenlemeler var. Hem kanunda var hem de konuyla ilgili yönetmelikler var. Çalışma süreleri yönetmeliği, çalışma yönetmeliği. Bu kanuna baktığımız zaman Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaları yasak. Evet. 15 yaşını doldurmuş olmak lazım. Ancak 14 yaşını doldurmuş olan ve ilk öğretim mezun olan çocukların o bedensel gelişmelerini etkilemeyecek şekilde kanunun sayma yoluyla belirttiği belli işlerde çalıştırılabiliyorlar. Buna rağmen bu çocukların çalıştırılmaları söz konusu ise çocuk işçileri idari para cezası söz konusu. O da 2024 rakamlarına göre yaklaşık 15 bin lira her bir çocuk için bir idari para cezası öngörülmüştür. Yani bu da aslında çok caydırıcı bir para cezası olmadığını söyleyebiliriz. Evet, evet, caydırıcı da değil yani. Evet. Şimdi aslında şöyle bir geneline baktığımızda ya çocukların çalıştırılması veya bu noktadaki haftalık yani özellikle 15 üstü sürenin 35 saat olduğu aslında yani o çocukların az önce siz de ifade ettiniz. Hem bedensel hem de eğitim anlamında kayıplarının da olduğu bir noktada.
Bu nasıl aşılabilir? Bu konuda nasıl bir farklılıklar oluşturulabilir? Yani bu konudaki düzenlemelerimiz bizim gayet yerinde, evet, düzenlidir. İşte belki bu caydırıcı olabilecek şekilde idari para cezalarımızın daha da yükseltilmesi, hı hı, mümkün olabilir. Ama burada daha ön plana çıkacak olan şey toplumsal bir refleksin ön plana alınması. Yani ailelerin çocuklarını çalıştıramayacak bir gelire sahip olması, hı hı, işverenlerin de böyle çocukları çalıştırılmalarına ihtiyaç duymayacak şekilde hem ekonomik hem de kültürel bir gelişmişliğe gelmeleri önemli bir netice yaratacaktır. Bir de şöyle bir şey var Hamit Bey, yani 14 yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış çocuk işçilerinin hangi alanlarda çalışabileceğini müsaadenizle bir sıralamak istiyorum, evet, ben evet, de. İlgili bir yönetmelik var o konuda. Aynen öyle. Yani diyor ki yönetmelikte düşme veya yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama alanları belirtiliyor. Yine kümes hayvan besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, evet, esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, yani orada çıraklık dediğimiz, evet, kavramı tabir ediyor. Büro hizmetlerine yardımcı işleri, gazete, dergi, yazılı matbaanın dağıtımı, hani vardı ya bizim eskiden, evet, yazıyor erken baskı diyen, evet, süreçte. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı. Aslında hepimiz görüyoruz yani büfelere, evet, gittiğimizde gencecik çocukların orada işte sakızı, bisküviyi ve diğerlerini sattığını görüyoruz. Evet. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi alanında yardımcı işler pozisyonundalar. Spor tesislerinde yine yardımcı evet, pozisyonunda. Yani tabii çiçek satışı düzenlemesi var. Bunlar dediğiniz, evet, gibi yönetmenlik bize bunların çerçevesini sınırlıyor. Evet. Aksi takdirde olursa ne olur? Aksi takdirde olursa Çalışma Bakanlığı müfettişleri, evet, yani iş müfettişleri bu iş kanununa aykırılıktan kaynaklı olarak idari para cezası düzenliyor. Dediğim gibi onun da şeyi 14 bin küsür lira, yani 15 bin liralık bir idari para cezası söz konusu. Kapatma vesaire, yani yenilenirse vesaire bir şey olursa onda da yine aynı mı devam eder? Yani bu belki hani kamu düzenini bozduğu düşüncesiyle, evet, belki kapatma da söz konusu olabilir ama genellikle idari para cezasının bir kere uygulanması yeterli oluyor. Evet, yani zaten hep gördüğümüz o. Evet. Yani tabii çocukların özellikle neden çalışmaya, yani hem dediğimiz gibi eğitim dünyası hem fiziksel gelişimleri, bu alanların tamamı aslında bir yerde yaşam koşullarının zorlanması, tabii, zorluk çeken ailelere yardımcı olma, hatta belki sizde bizde bütün herkes görüyor, çöplerden işte atık, tabii, maddelerin, geri dönüşümlü maddelerinin toplanması vesairelerin, yani bunların hepsi bizim için son derece önemli, değerli konular. Biz Emekçinin Saati olarak, evet, ve içinde bulunduğumuz bu güzel haftanın ruhuna dayanarak bu konuda kamuoyunda duyarlılık, hükümete yol göstericiliği, yani bu konuda bizim başka bir sorumluluğumuz, tabii, yayıncılık anlamında her zaman destek olacağımızı ve politikalardan da ayrılmayacağımızı burada belirtmek istiyorum. Evet. Çünkü ne kadar hassas davranılırsa bu konuda, bence çok çok hassas bir konu. Evet. Çocuk haklarına biz de kamu yayıncılığı, çünkü sonuçta gazetecilik de bir kamu yayıncılığıdır. Tabii, nereden, tabii, baksak hani şey kısmında. Dolayısıyla bu sorumlu yayıncılıkla bunların her zaman yanında olacağız. Evet. Şimdi bana çok farklı sorular da geliyor. Hemen onlardan da size sormak, tabii, istiyorum müsaadenizle. Deniyor ki ya işte bayram geçti. Yani sonuçta geride bir bayram bıraktı. Evet, evet. Çalışanlar var, çalışmayanlar var. Ama çalışanlar diyor ki biz bayramda fazla mesai konusunda kendi içimizde tereddütlere düştük. Evet. Yani ya işte siz normalsiniz, işte bunu başka türlü. Yani kurumsal firmaları kastetmiyorum ama daha düşük olan, evet, firmalarda veya merdiven altı atölyelerde iş kaybı da, yani eyvah işimden olursam ne yapacağım, evet, kaygılarının da tavan yaptığı bir yerde. Nasıl olacak mesai saatleriyle alakalı, evet, fazla mesaini? Evet. Yani Türkiye'de bu fazla mesai olgusu, evet, çok ciddi bir şekilde
gündemdedir ve bu konuda işverenler de yeteri kadar hak ve yükümlülüklerini bilmiyor. Haksız yere işçilere fazla mesai de ödeyebiliyor. Artı işçiler de hak etmiş oldukları fazla mesaiyi uzun bir süre alamıyor. Hı hı. Almaya kalktığı zaman bir yargısal sürece girmesi gerekiyor falan. Şimdi ben bunu biraz etraflıca anlatmaya çalışayım. Şimdi evet, bu konuda çok da soru geliyor. Yani en azından zamanı doğru ve iyi kullanmak evet. için hani ana hatlarından da tabii. özet çıkartabilirsek tabii. iyi olur. Şimdi öncelikle çalışan işçi evet. olması şartıyla evet. bunlar Çalışma Bakanlığı müfettişlerine mesailerinin ödenmediği konusunda şikayetçi oldukları zaman mutlaka şikayetleri işleme alınır ve o iş yerinde bizzat denetim gerçekleştirilir. Tabii bizdeki bu şikayet müessesesi çalışan işçi anlamında olduğu için işveren onu rahatlıkla çıkarabilir. Dolayısıyla biz bu ben eski Çalışma Bakanlığı müfettişi olduğum için evet. Şikayetçi hiçbir şekilde biz deşifre etmeyiz, söylemeyiz. Kaldı ki o şikayetini yaparken de alo 170'e veya da yazılı olarak yaptığında kimliğim gizlensin dediği zaman o kimliği mutlaka da gizleniyor. O öyle bir talebi olmasa bile biz onun kimliğini hiçbir şekilde deşifre etmeden evet. Evet. denetimlerimizi yapabiliyoruz. İkinci yine yargıya intikal edebiliyor. Bir çalışan işçinin fazla mesai alacağını çalışırken de talep edebilir. Yani işten çıktıktan sonra fazla mesai alacağını talep etmesi şartı yoktur. Hı hı. Şimdi bizdeki çalışma süresi haftalık 45 saattir. Eğer haftalık 45 saati aşan bir çalışmamız varsa hı hı. bunun adını fazla çalışma ücreti diyoruz. Fazla çalışma. Artı bizim iş kanunumuzda ve iş kanununa dayanı olarak çıkartılan yönetmeliklerde çeşitli konularda çalışma sürelerine sınırlama getirilmiştir. Bu süreler aşılır ise bu da fazla mesai olarak adlandırılır. Yani illakin haftalık 45 saati doldurmak gibi bir mecburiyetimiz yok. Nedir bu yasaklar? Mesela der ki günde 11 saatten fazlayı işçiyi çalıştıramazsınız. Evet. Bunun haftalık çalışma süresi 45'i bile aşmasa biz 11 saatten fazla çalıştırıyor isek o fazla olanlar fazla mesaidir. Yine gece döneminde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz bir işçi. Çok özür dilerim. Tabii. Yani gelen soruların arasında tabii. bunlar da var. Biz 12 saat esasına göre çalıştırılıyoruz diyenler var. Evet. Yani vardiyamız akşam 8, sabah 8. Evet. Bu nasıl oluyor? Şimdi burada akşam 8, sabah 8 olduğu zaman bu arkadaşlar mesela günde 12 saat o iş yerinde bulunuyorlar. Biraz onu şey yapayım. Bu 12 saatlik sürenin hepsi çalışma süresine dahil değildir. Çalışma süresinin içinden bizim ara dinlenme süresini çıkartmamız lazım. Hı hı. Evet. Ara dinlenme süresi 12 saatlik bu periyotlarda 1,5 saattir. Bunu işveren daha fazla ise bu fazla olduğunu ispatlaması lazım. Çalışma süresini bulurken biz o iş yerinde bulunan saatten hı hı. ara dinlenme süresini düşeceğiz. 10,5 saat kalıyor. 10,5 saat tek başına gece döneminde çalıştığı için bu hani gece 8'den sabah 8'e kadar 12 saat. Burada biz şeye bakacağız. 7,5 saatten fazla mı? Evet, fazla. 10,5 saat çünkü. 3 saat her gün için 3 saatlik bir fazla mesaisi söz konusu. Ama bu gündüz olsaydı bu gündüz olduğu için fazla bir mesai çıkmazdı. Biz orada neye bakacaktık? Haftalık çalışma süresine bakacağız. 45 saati dolduruyor mu, doldurmuyor mu? Hı hı. Belki atıyorum haftada 5 gün çalışsa evet 52,5 saat ediyor haftada. Hafta dinlenmeleri de eleme edersek yani 45 saatte hemen tekabül ediyor ya da 46 saat gibi. Yok hani ben 12 saatten 1,5 saat ara dinlenmeyi çıktım. Ha çıktı pardon 10,5 ben onu saat, şey diye 52,5 saat haftalık evet, 7,5 doğru. saat fazla mesaisi çıkar. Şimdi şöyle bir yaklaşım da değerlendirmek lazım. Şimdi dava açanlar da var fazla tabii. mesai alma noktasında. Burada işçi mesai yaptığını, yani kamera yok, evet. İşte imza defteri yok, kart basım yeri yok.
getirdiği iş yerinden tanıkla bunu ispatlama hakkı var mı, yoksa hayır yok denildiğinde o emekçi kardeşlerimizin hakkı kanunen yok mu oluyor? Şimdi iş yargılamasında hem işçiye evet. hem de işverene çeşitli yükümlülükler getirmişlerdir. Evet. Genel kural şudur, iddia eden ispatla yükümlüdür. Eğer ben işçi olarak fazla mesai yaptım diyor ise bunu yargıda, mahkemede benim ispatlamam lazım. Tabii ki işveren burada diyecek ki ya fazla mesai yapmadı ya da yaptığı fazla mesailer kendisine ödendi diyecek. Bunun daha fazlasını işçi yapabileceği fazla bir şey yok. Tanıkla ispatlayabilecektir. Ha, aksi yönde mesela giriş çıkış saatlerini gösteren parmak basma, yüz okuma şeyleri de vardır. Sistemler de vardır. Evet. Ancak bunlar işçinin imzasını taşımadığı için, dijital veriler olduğu için ve değiştirilebilir olduğu için, tabii bu yönde bir beyanda bulunmak lazım. İşçi bunlara dayanarak ispatlayabilir. Ancak bu veriler genelde kendisinin fazla mesai yaptığını değil de yapmadığını gösteren verilerdir. İşçi için tek veri bu tanık olacak. En az iki tane tanıkla bunu ispatlayabilir. Ancak bu tanıklar kim olacak? Yani işte evindeki veya binasındaki arkadaşı veya komşusu veya eşi falan değil. Bodro tanığı olacak. Bu bodro tanığı kendisiyle aynı iş yerinde çalışan ve aynı dönemde çalışan insanlar olacak. Diyelim ki tanıklardan birisi o işçiyle sadece 2 yıllık bir çalışması var. Ama işçi o iş yerinde 5 yıl çalışmış. Sadece ve sadece o işçinin tanıklığı o 2 yıl için söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bodro tanığı olacak ve kendi çalıştığı dönemin hepsini belirtecek. Tabii burada soruları genellikle hakim soruyor, taraflar da o tanığa soruyor ama o tanığın da ifade ettiği şekilde bir hesaplama yapılır. Bilirkişiye gider dosya. Ona göre fazla mesaisi çıkar. Peki işçi kaç yıllık mesai alacağını bu noktada talep edebilir? Evet. Yani çalışma süresi mi, yoksa kısıtlanarak mı, bayram, diğer resmi tatil günleri mi, nasıl oluyor? Şimdi işçilik alacaklarındaki zaman aşımı 5 evet. yıldır. Biz bu 5 yıllık zaman aşımını dikkate alarak alacakları talebi söz konusu oluyor. Ancak bu zaman aşımı sadece tarafların iddia etmesiyle gündeme gelebiliyor. Yani iş yargılamasında hakimin evet. kendiliğinden burada bir zaman aşımı var. Ben bu 5 yıldan fazlasını kenara atayım demesi mümkün değil. 5 yıllık zaman aşımını dikkate alarak hesaplamalar yapılır. Ama zaman aşımı defi ileri sürülürse, biraz da burada şöyle bir cümleyi de anlatmak istiyorum. Şimdi bu fazla mesaiyi biz hem kısmi dava olarak hem de belirsiz alacak davası olarak açabiliyoruz. Hı hı. Eğer zaman aşımı defi de bulunacaksa karşı evet. taraf, yani işveren, kısmi davada hı hı. Bunu hem davanın başı cevap dilekçesinde hem de ıslahta da ileri sürebiliyor. Evet. Ancak belirsiz alacak davası söz konusu ise bunu ancak ve ancak cevap dilekçesinde belirtmesi lazım. Ama dediğimiz gibi 5 yıllık süre genel olarak hesaplanıyor. Çok ilginç. Gelirken bizim ofisin yöneticisi, yani sizlerle bu böyle program yaptığım için evet. ya lütfen emekli bir büyüğümüz, abimiz şunu sorar mısın dedi. Bizim dedi bir başka binada kardeşi oturuyor ve hı. o binada görevli olan apartman görevlisi yaklaşık 18 yıldır görev yapıyor, çalışıyor orada. Hı hı. Ve artık emeklilik ve işten ayrılma süreci evet. geldi. On şöyle bir dedi demeyeyim ama konuşurken, ya maalesef bu da bizde şey de var kamuoyunda. Bana bunu lütfen, bu sorunun cevabını öğrenirsen çok mutlu olurum dedi. Tabii, tabii. Görevlinin bizim bu yöneticinin, yani ablasına o apartmanda ben sizi dava edeceğim demiş. Ben bayram, resmi, hafta sonları, bütün tatillerde ben çalıştım. Hiç izin kullanmadım diyor.
Tabii onlar da bir panik havasında. Yani diyor ki yani teknik olarak bir insanın 18 yıl boyunca binadan ayrılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Ama davaya gidecek apartman sakinleri de emekli. Çünkü Çankaya bölgesinde de evet. emekli yaşayan çok. Hepsi kıymetli, değerli. Hem emekçi kardeşlerimiz evet. de. Bu konuda ne yapmaları lazım? Evet. Tavsiyeniz nedir? Şimdi burada o işçinin yani apartman görevlisine mesela yıllık izin alacağı var. Ancak yıllık izin konusunda apartman yönetiminin bir 18 yılı içeren yıllık izin dilekçeleri falan elinde yok. Yani bir kısmı yok kaybolmuş. Yani, evet. Şimdi çoğu bu, apartmanlarda. Evet. Burada mesela ispat yükü evet. yani yıllık izninlerini kullandırdığını yükü apartman yönetiminde olduğu Hı-hı. için ve işçi burada ben hiç izin kullanmadım derse maalesef yargı o 18 yıl için yıllık izin parasını ödettiriyor. Ödettiriyor. Peki resmi tatil ve yani o, evet burada mesailer noktasında. Evet. Yani. O biraz da onu açıklayayım. Şimdi işçi daha doğrusu apartman görevlisi burada mesai yaptığını veya resmi tatillerde çalıştığını bu sefer o ispatlayacak. İspat yükü onda. Burada ispatı nasıl yapacak? Belgeyle yaparsa ki yapması pek mümkün değil. Belgeyle yaparsa o ispatladıklarının hepsini alır. Ama bu genelde tanıkla oluyor. Tanıkla ispatlarsa tanıkla ispatlandığı için %30 hakkaniyet indirimi yapılıyor hı hı. hesaplanan miktarlar üzerinden. Dolayısıyla oluyor daha aşağı iniyor. Fakat genelde şöyle bir yanılgı oluyor. Diyelim ki sabahın köründe evet. servise çıkıyor. Gazete, süt filan veriyor. İhtiyaçları. Evet, gece alıyor. Yarısında da servise çıkıyor, çöpleri filan alıyor. Ama genellikle bu iki saatin arası tümüyle onun şeyiymiş gibi, çalışmış gibi kabul ediliyor. Öyle bir şey yok. Yani genelde Yargıtay o binadaki kat sakinlerinin, binanın temizliğinin, bahçesinin büyüklüğüne filan bakarak mesai yapılıp yapılamayacağı konusunda değerlendirme yapıyor. Evet. Benim böyle karşılaştığım birkaç girdiğim davalar oldu. Hem apartman yönetimi adına hem apartman görevlisi adına. Valla mesai çekmiyor. Çünkü oluyor. Yani sabahtan akşama kadar sürekli çalışmıyor bu kişiler. Hı hı. Yani hayatın olağan akışı denilen bir kavram var. Evet. O biraz da ona sığınarak oluyor. Fakat burada da 5 yıllık bir zaman aşımı. Tabii bunu söylenmesi şartıyla alacak söz konusu oluyor. Ama başka... Yani kanun bize burada geriye dönük sadece 5 yılını hesaplayabileceğini evet. söylüyor. Evet. 18 yılı için bir tehdit unsuru olabilecek, bir korkuya mahal verecek bir durum yok. Yok. Çünkü birçok apartmanında şöyle bir sorunu var. Yani avukat görüşü alamıyor. İşte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bu konuda etki müfettişlere ulaşamıyor. Yani elbette burada işveren statüsünde Tabii. ama hakkaniyet de başka bir adaletin önemli bir yüzü Tabii. tarafları için. Çünkü bizim için yani bu programın en önemli değeri de emeğin kutsal hakkı olan alın terinin hakkının verilmesi. Evet. Yani o önemli bir şey. Şimdi gelen bir başka soru var çok ilginç. Bordro hilesi deniyor. Bu bordro hilesi konusunda fazla mesai varmış gibi göstermek, evet. göstermemek, imzalatmak, imzalatmamak. Evet. Bu konudaki yaklaşımlar yani yine parantez içinde adaletli olması hususunda yol haritası nedir? Evet. Şimdi işverenler, ben aynı zamanda danışmanlık da yaptığım için evet. Yapıyoruz, karşılaşıyoruz. Şimdi işverenler bazen bu tarafların, özellikle işçinin yapmadığı fazla mesaileri ödememek için evet. ona standart bir mesai ödüyor. Örneğin her ay 5 saatlik veya 500 lira mesai ödüyor. 500 lira mesai. Aslında o 500 lira onun maaşının bir parçası. Çünkü işçiyle onun anlaşması öyle. 5500 lira ben sana maaş vereceğim. Evet veriyor ama Bodro'da onun 5000 lirasını maaş, 500 lirayı da mesai olarak gösteriyor. O işçiyi gerçekte fazla mesai yaptırmasına rağmen 500 lirayı mesai olarak gösterip
ücret hesap pusulasında imzalattığı zaman işçi bu yapmış olduğu mesaiyi ancak ve ancak böyle bir belge olduğu için ücret hesap pusulasında fazla mesai tahakkuku evet. var ve o tahakkuk edilen o mesaiyi de imzaladıysa bu onun aleyhine bir belge oluyor. Bundan daha fazla mesai yaptığını ancak yazılı belgeyle ispatlaması gerekir. Ancak Yargıtay haklı olarak diyor ki burada diyor Bodro hilesi vardır diyor. Maaş şeye dahil olmuştur diyor. Ve fazla mesai olarak gösterilmiştir. Bunu kabul etmiyor ve o işçinin fazla mesai iddiasını tanıkla ispatlamasına müsaade ediyor. Bodro hilesi dediğimiz olay bu. Ve yani çok karşılaşıyor. O zaman şöyle diyelim. Çalışma hayatının içerisindeki emekçi kardeşlerin imza atarken o pusulada, o bordroda yani açık olan maaş artı mesai kavramını gözetleyerek ya bir şerh koyması ya da bu konuda evet kabul ediyorum demesi. Çünkü bu ekonominin içinde bulunduğu zor şartlarda da yani o konudaki emekçi kardeşlerimizin de iş bulamama kaygısı hesabıyla ben imzayı atayım, ücretimi alayım, hayata bakayım diyen noktaları da olmuyor değil. Tabii, yani işveren tarafı da çok haklı bazı tabii. noktalarda. Çünkü ekonomik olarak artan bir yük pusulası var, artan tabii. bir yük koşulları var. Şimdi o koşullarla o yol haritasını çekip işletmeyi yaşatabilir olmak da hakikaten tabii. bugün zor. Geçen hafta Hak İş Genel Başkanı vardı Sayın Mahmut Arslan. Sayın Genel Başkan'la sohbet ederken, haklarını isterken çok da güzel bir şey söyledi. Sosyal barış, yani aslında aidiyet duygusu içerisinde taraflar birbirlerini ne kadar doğru, ne kadar iyi anlayıp sahip çıkarsa işletmeyi de o noktada büyütme imkanları doğar. Yani hiçbir işletmenin çalışanı batmasını istemez. Çünkü evet. ekmek teknesi kavramımız var. Tabii ki. Yani o ekmek teknesi kavramı o kadar değerli ki. Ve bir de aidiyetle sahiplenme konusu geliyor. Tabii. Şimdi yine bir başka izleyicimizin bir sorusu. Fazla mesai ücreti dava edilirken ilk başta hepsi mi istemeli yoksa bilirkişi incelemesi sonrasında bu alacak tahsil Hı. edilerek beklemeli ne yapmalı? Evet. Şimdi bizim burada yargılama sürecinde evet. Biz genellikle şöyle yapıyoruz. İlk başta 100 liralık örneğin. Fazla mesai ücreti talebinde bulunuyoruz. İşçinin gerçekte talep edebileceği miktar çok daha fazla iken biz bunu talep edilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü dava sürecinde işverenin bu alacağı karşılık nasıl bir delilleri sunacağını bilemiyoruz. İki, işçinin kendi o tanıdığı şeylerin, tanıkları nasıl bir mahkemede beyanda evet. bulunacağını kaç saatlik mesai hesabı yapılmasına vesile olacak şekilde açıklamalar yapacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla teknik olarak biz fazla mesainin başlangıçta küçük bir miktar için talep edilmesini, bilirkişi raporundan sonra alacaklarını ıslah ederek şu kadar saat karşılığı olan bu kadar mesaiyi talep etmesini daha doğru ve yerinde buluyoruz. Ama bu özellikle de ilk başta da anlatmaya çalışmıştım. Belirsiz alacak davası olarak fazla mesai talep edilirse davanın açıldığı tarih itibariyle tüm alacakları fazla mesai alacağı için zaman aşımı orada durur. Ama kısmi dava açarsa, kısmi davayı da diyelim ki 100 lira için açtı, zaman aşımı sadece ve sadece 100 lira için durur. Sonradan atıyorum 49.900 liralık ıslahla dava değerini arttırır. O 49.900 liralık alacak için zaman aşımı ise evet. ortalama bir yıl sonra zaman aşımı durur. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar fazla mesai alacaklarının belirsiz alacak olarak talep edilmesi daha yerinde olur. Küçük bir işletmeyim diyor işveren. Evet. Fazla mesai ne zaman ödemem lazım diyor. Evet. Şimdi fazla mesai ücretlerini biz ücretlerle beraber ödüyoruz. Fazla mesai ücretinin ödenme zamanı normal ücretlerin ödenmesiyle ödendiği zamandır. O zaten aynı bodroda, aynı ücret hesap pusulasında gösterilir. Şimdi ben şu hususu da özellikle belirteyim. Şimdi işçi
bir iş yerinden çıkmak istediği zaman haklı bir sebep söyleyerek çıkabiliyor. Haklı bir sebep ne olabilir, ne olabilir? Çok kere mesela işte SGK'dan kıdem tazminatı alır yazısı getirebiliyorlar. Bunu da her zaman getiremiyor artık o yaş ve şey şartı, sigortalılık şartı artık. Bu şimdiki çalışan işçiler için pek gündemde değil. Mesaisinin hak ettiği fazla mesaiyi ödenmediği iddiasıdır. Bunu da ne zaman isteyebilir? Normalde iş kanununun 26. maddesinde 6 iş günü içinde haklı nedenle sözleşmenin feshedilmesi söz konusu. Ancak burada fazla mesainin her an her zaman ödenmesi mümkün olduğu için siz o fazla mesaiyi isterse bir yıl önceki mesai ücretiniz olsun onu gerekçe göstererek sözleşmeyi her zaman tazminatınızı alacak şekilde feshedebilirsiniz. Bu güzel bir imkan. Yani bir de şöyle bir yaklaşım var. Mesela bazı işletmelerde ki bizim medya sektöründe de bu evet. vardı. Gerçi şu son dönemlerde azaldı. Belli bir yılı sigortasız hatta ücretsiz yani bir yemek karın tokluğuna dediğimiz evet. bir ücretle çalışarak mesleğe adım atanlardan çok kişi var. Bunu işte yeni üniversitede iletişim fakültesinde bu konuyu konuşurken ekonomi muhabirliğinde biz bu işe gönül veriyoruz ama ücretsiz de çalışmaya razı yeter ki sektöre evet. girelim. Aslında benzer birçok alanda da belki bunlar vardı. Tabii. Böyle istihdam noktasında daha dar sektörler. Bu konuda çalışma hayatına öncesinden bir iki yılı ücretsiz girip ama orada varlığını ispat edebilen izler bırakan konular olduğunda o emekçi, o çalışanın alacak haklarında bunları nasıl takip edebilir? Yani mahkemeye belge de sunuyor. Diyor ki evet bunların var, yapmışım. Tabii. Ama ben sigortasız çalışmışım. Evet. Bu işverene hangi yükleri, hangi alanları getiriyor? Tabii. Şimdi burada bu olayı ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi işçilik alacakları için. Evet. Yani o sigortasız çalıştırılan dönemdeki atıyorum ücret alacağı veya mesai alacağı için dava açabilir. Bu tip davalarda tanıkla çok rahatlıkla ispat edebiliyor. Bu şey değil, nasıl diyeyim, zor bir süreç değil. Ancak sigortalılık açısından şey davası açacak ise, hizmet tespit davası açacaksa bunu hem işverene hem de SGK'ya karşı açması lazım. Ve burada zaman aşımı da çok ciddi olarak ön plana geliyor. Ve belli eğer işverenin elinde belli belgeler var ise işçinin de belgeye karşı belgeyle ispat yükümlülüğü söz konusu. O zaman o sigortasız çalışmasını çalıştığı dönemleri rahat bir şekilde ispatlayamıyor. Ancak burada genellikle bu anlattığınız olayın benzeri yani bir 5 yıl içinde olan, 3 yıl içinde olan bir şeydir. Dolayısıyla orada zaman aşımına uğrayan bir durumu yoktur. Eğer yargı şeyi kabul ederse o işçinin atıyorum 2 yıl boyunca gene buna iş mahkemeleri bakıyor. İşçinin 2 yıl boyunca sigortasız çalıştığını kabul ederse bu yargı kararı SGK'yı da bağlıyor. Çünkü SGK'nın avukatı da giriyor bu davalara. Artı SGK sonra işverene dönüyor. Diyor ki bak diyor sen diyor bana diyor çalışanlarla ilgili prim esas kazançla ilgili bildirgeler sunmuştun 2 yıl boyunca, 24 ay boyunca. Ben diyor bunların hiçbirisi doğru değil diyor. Hepsini iptal ediyorum. Yeniden bana bildirge ver diyor. Yeniden bildirge ver demesi, önceki bildirgelerin iptal edilmesi neredeyse ortalama her ay için 2 asgari ücret kadar idari para cezası demektir. Ki bu işverenin canını çok yakacak ağır para cezası. Şey ifade ettiniz, o noktadaki emekçinin işverene karşı açtığı dava ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na da dava açma durumu başlıyor. Orada alacaklı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir şey mi talep ediyor? Yani en azından izleyicimizin beynini evet. daha berrak bir noktada tabii. bilgiyle oluşturma. Yani eğer bu hizmet tespit davası evet. ise, işçilik alacakları değil, hizmet tespit davası yani bu SGK'yı da içeren davada iki tane davalı oluyor. Birisi işveren, onu sigortasız evet. çalıştıran işveren. Bir de sigorta
konusunda piyasada denetim de yapan. Çünkü SGK'nın da aslında değil mi sosyal devlet olmayı yükümlülüğü var. Ki. Elinde yeteri kadar denetim elemanını bulundurması, piyasayı denetlemesi, Türkiye gibi kaçak işçiliğin yoğun olduğu bir ülkede yeteri kadar o denetim mekanizmasını harekete geçirmesi lazım. Ve sonuçları da SGK'yı da bağlayacak. Ne oluyor? Belki o dönem için hizmetini saydığı zaman belki adam emekli olacak. Emekli maaşı ödemeye başlayacak filan. Dolayısıyla SGK'nın da bu konularda kendini savunabilmesi için bu davada taraf oluyor. Hı hı. Ve bu dava SGK'yı da bağlayacak şekilde sonuçlanıyor. Ona göre de zaten idare para cezasını SGK sonrasında ödüyor. Talep ediyor pardon. Bir işverenin bir sorusu. Diyor ki bizim çalışma ekibinde beyan ettiğimiz yani asgari ücretin tamamını ödüyorum diyor. Hı hı. Ama nitelikli işçi bulmada zorlanıyorum. Onu da yansıtamıyorum diyor. Bu konuda elden ekstra yani artı ücretlendirme yapıyorum. Bu bana daha sonra nasıl bir ceza olarak gelir? Evet. Burada işçilik alacakları için mi dava? Aynen. Yani işveren diyor ki ben neyle karşılaşırım diyor. Yani açıktan verdiğim ücretle ilgili. Evet. Esas beyanı göstermemesi. Evet. Şimdi bizde bu çok sık karşılaştığımız bir olay. Yani bazen işçiyi sigortalı çalıştırırız ama işçiye ödemiş olduğumuz o parayı yaparız. Bir kısmını elden ödeyerek. Niye elden ödüyoruz? Çünkü birincisi daha az sigorta, daha az vergi ödüyoruz. Tabii ki. İkincisi o parayı veriyoruz işçiye ama işçilik alacaklarını hesaplarken atıyorum 17 bin liradan hesaplamak var. Çünkü temel ücret odur. Bir de 25 bin. Bir de 20, evet 8 bin lira elden ödüyorsanız bir de 25 bin liradan. Evet. Yani o 25'teyi de 17-18 olsun diye. Şimdi bu işçilik alacakları davalarında emsal ücret araştırılması söz konusu. Bunu nasıl yapıyor? Mahkeme diyor ki eğer elden ücret ödeme iddiası var ise işçiye diyor ki bana diyor emsal ücreti sana ödenen emsal ücreti nereden bulacağıma ilişkin bana bilgi ver diyor. Meslek odalarını söyleyebiliyor, sendikaları söyleyebiliyor. Bu konuda çok kere şeyden biz alıyoruz o verileri. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kazan sorgulama sayfası var. Evet. Bu geçmiş 3 yılda 3 kez yapıldı. En son 2014'te yapıldı. Aslında tekrarı da olması gerekiyor. 2014'teki atıyorum diyelim ki teknisyen, diş teknisyeninin ücreti ne kadar? Orada çıkıyor o veri. Biz o zamanki asgari ücreti onun oranını buluyoruz. Evet. Şimdiki asgari ücretin oranıyla da çarparak onun gerçek ücreti olarak hesaplamalara da esas alınıyor. Ancak bu parayı, diyelim ki bu mahkeme kararı bu şekilde oldu. 17 bin lira değil de 25 bin lira üzerinden o karar verildi. İşçilik alacakları ödendi. Mahkeme kararı bu şekilde uygulandı. Ama bu mahkeme kararı SGK'yı bağlamaz. SGK'yı bağlayabilmesi için SGK'nın da bu davada taraf olması lazım. Onun için de prime esas kazancın tespiti davası açmak lazım. O ayrı bir dava oluyor. Onu kim açıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu açıyor yoksa işçi. Onu işçi açıyor? İşçi. İsterse ona diğer işçilik alacakları ile ilgili davayı açtığı zaman açabilir. Ama bunu bir mahkeme yaparken prime esas kazanç davasında diğer gene iş mahkemesi ama farklı bir mahkeme yapıyor. Çünkü bizde iş mahkemelerinde tabii sayısal olarak çok olan yerlerde mesela Ankara'da 68 tane iş mahkemesi vardır. Bunların içinde sanırım 20-25 tanesi uzmanlık gerektiren SGK davalarına bakar. Onlar normal işçilik davalarına bakmaz. Çünkü SGK'nın mevzuatı biraz karışıktır, daha tekniktir. Evet. Onlar bakar. Yani prim esas kazanç davası da iş mahkemesinde ama ayrı bir dava olarak dikkate alınır. Aslında bizim burada da bir çağrıyı herkese yapmamız lazım. Yani herkesin emeğinin karşılığının kutsallığını az önce ifade ettik ama verginin de aynı kutsaniyet içerisinde olduğunu tarafların yani bu işi ne elden ne de farklı yöntemlerden hem çalışan hem de işveren tarafında
en azından bir disipline, bir yapıya oturtması lazım. Belki bu da bir kültür aslında. Tabii. Yani çalışma hayatının en önemli kültürü. İşte sendikalaşma dediğimizde aslında kayıpla mücadelede, hani o anlamda hem çalışanla ilgili hem vergiyle alakalı önemli bir adım. Yani burada hem sosyal barışa katkı sağlar, hem tabii, örgütlenmeyi sağlar, tabii, ve güçlenen bir ekonomiyi tabii sağlar. Yani burada kayıpla mücadeleyi de aslında ortadan kaldırıyor. Şimdi bir tane çalışan bir emekçi kardeşimizin sorusu var. Bizim atölyede Suriyeli çalışan var diyor. Evet. Tekstil atölyesi. Onların hiçbir şekilde sigortaları yok. Yani bazen patron da tehdit ediyor. Ya giderseniz onlar gelir çalışırlar diyor. İşçi çok diyor. Bu konuda bana sayın hocam nasıl bir yol gösterir, ne yapayım? Telefonunuzu da istiyor. Buyurun. Tabii benim telefonumu verebilirseniz. Evet. Şimdi bu yabancıların çalıştırılması ile ilgili kural biraz daha teknik. Evet. Orada temel espri şu. Yani her ülke kendi vatandaşını, kendi işsizliğini istihdam edilmesini tabii ister. Bir onun yabancının haklarını korumak ister. Tabii. Bir yabancının bu konuda çalıştırılmasını evet pek istemez. Niye? Çünkü kendi o sektörde veya o meslekte kendi elemanı veya pardon elemanı diyorum vatandaşı işsizken o öbür tarafa şey olmaz. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışma izni veriyor. Hı. Çalışma iznini alabilmek için Çalışma Bakanlığı'na ilk önce o hangi işverenle iş sözleşmesi kurduysa, yaptıysa o işveren müracaat eder. Der ki ben işte Ahmet'le, Mehmet'le veya işte Suriyeli bu kişiyle çalışacağım. İşte ona bir yıl veya üç yıllık çalışma izin süresi verilir. O çalıştırılır. Ama aksi yönde diyelim ki kayıt dışı çalışma söz konusu. İşte onu da yine bizim arkadaşlar yani Çalışma Bakanlığı müfettişleri tespit ederler. Ve ağır cezaları var. Yani hem çalışan işçiye de hem onu çalıştıran işverene de ceza, ağır cezalar söz konusu. Ve o çalışma ilişkisini kabul nasıl sistem kabul etmiyor. Ama maalesef Türkiye'de kaçak çalışan yabancı çok ciddi sayıda var yani sektör olarak. Kesinlikle yani bu kaçak ve kayıt dışıyla mücadelede başka aslında sorunlar var. O da evlerde çalıştırılan yabancı yardımcı bayanlar evet veya bakıcı bayanlar. Yani bu Orta Asya'dan çok ciddi bir Türkiye evet trafiği yaşıyor. Çoğu da kaçak konumunda yani yakalanmadığı sürece devam ediyor. Bu konuda onlarla alakalı işlem olduğunda onları çalıştıran ailelerin istersek yardımcı istersek bakıcı karşılaşacakları hukuki cezalar nelerdir? Bu evet konuda ne yapılabilir? Şimdi bu konuda işin açıkçası aileler biraz tasarruflu olsun diye yabancıyı çalıştırıyorlar. Aynı zamanda aileler yatılı olduğu için yabancıyı tercih ediyorlar. Yani bizim aynı parayı alsa bile bizim Türk vatandaşı o yatılı kalmak istemiyor. Bir şekilde evine gitmek istiyor ama yabancı olarak çalışan kişi minnet duygusuyla geliyor çünkü kalacak yeri yok ondan sonra. Yani iki tarafı da böyle memnun eden bir sistem. Artı yabancının sigorta talebi falan da olmuyor. İşçilik alacakları söz konusu. Ancak burada biriken şeyler oluyor. İşçilik alacakları söz konusu oluyor. Örneğin siz o yabancıyı 24 saat neredeyse çalıştırıyorsunuz. Ne demek bu 24 saat? Bazen hastaya bakıyor. Evet. Hastanın bir öksürmesi, bir aksırması veya bir geceliğin ilaç verilmesi falan söz konusu olduğu zaman bunların hepsi çalışma süresine dahil oluyor. Hı. Dolayısıyla ciddi bir mesai çıkıyor. Şimdi bir de evde ev hizmetlerinde çalışanların iki tane kanun var bizde. Aslında işçi çalıştırma ile ilgili dört tane kanun var da bir tanesi bizim iş kanunu, birisi basın iş kanunu, birisi deniz iş kanunu ama asıl kanun borçlar kanunudur. Ev hizmetlerinde çalışanlar borçlar kanununa tabidir. Ama evde çalışan kişi hastaya bakıyor ise o zaman iş kanununa tabidir. Ve iş kanununa tabi olunca bunlar çok yüklü tazminatlar ve mesai ücretleri alabiliyor. Ama problem şu, fazla mesai yaptığını
işte resmi tatillerde çalıştığını, hafta tatillerinde çalıştığını o yabancı işçi nasıl ispatlayacak? Orada biraz eli kolu bağlı. Bir de yani onlar da bu şikayete yönelmiyorlar. İşin ucunda da evet. Kaçak olduğu için sınır dışı tehdidi var. Çünkü evet. Ya Türkiye'de barınma süresi aşılıyor. Aşıldığı takdirde artık hani işin sistemine düşerse gönderilmesi gerekiyor. O evet. Da bu kaygı ve korku içinde olunca devam ediyor. Tabii. Ama burada mesela şey oluyor. İkamet izni alıyorlar ya illakin evet. Emniyetten. O da yabancılarla ilgili o göçler idaresi veriyor. Şimdi aile kalkıyor kendi adresini veriyor. Ama kendi adresindeki o yabancıyı ikamet ettiğini gösteriyor ama aslında hastasına da baktırıyor. O aslında o göç idaresine vermiş olduğu adres ve o bilgiler bir noktada o yabancıyı çalıştırdığı anlamına da geliyor. Kendi kendine böyle zor duruma sokacak bir bilgiye oluyor. Aslında buradaki iletişimin network'ü anında bilgiyi, anında iş akışını birbirine entegre ederse o entegrasyon bize neyi getirecek? Kayıt dışıyla mücadeleyi evet. Getirecek. Yani daha düzenli denetim, daha doğru bilgi ve daha doğru bilginin ışığında neyle ulaşacağız? Kayıt dışı mücadeleyle. Evet. Çünkü her şeyi kayıt altına veya kayıt altına alırken de kayıt dışı rakamlarını azaltmak ya bu ülkemiz adına da önemli bir unsuru tabii. Teşekkür edecek. Çocukların özellikle hani baktığımız bu noktalarda çocuk yaştakilerinde mesela gelip belli yerlerde çalışmaları var. Kayıt dışından söz ediyorum. Tabii. Onlar da mı aynı statüde? Yani onlar da biliyorsunuz yani bize dışarıdan gelip kaçak bir şekilde yani Afganlı olabilir, tabii. Suriyeli olabilir, Afrikalı olabilir. Yani bir şekliyle kapağı Türkiye'ye atmış olan evet. Çocuklar. Çünkü bunu neden soruyorum? 23 Nisan. Yani evet. Çocuğun bayramını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye için değil aslında bütün dünyaya evet. Vermiş olduğu o müthiş bir mesajdır. O çocuk haklarını, çünkü onlar da dediğim gibi başka yerlerde, başka işlerde çalıştırılıyorlar maalesef. Yani evet. Bu da üzüntü verici bir şey. Bu konuda herhangi bir yasa bize ne tür cezaları ortaya koyuyor? Yani şimdi çocuklar için bu yabancıların çalıştırılması evet. Konusunda özel bir düzenleme yok. Yani yabancı o kişi hı hı. Şey olarak çalışma izni olmadan çalıştırılıyor evet. ise işte bu yabancıyı çalıştıran işverene ve o yabancının kendisine ceza verilecek. Hı hı. Tabii şimdi o çocuk o cezayı alamayacağı için büyük ihtimalle ailesiyle beraber o işletmede, o iş yerinde çalışıyordur. Ondan sonra ki yani genellikle bir aile olarak geliyorlar. İşverenin vermiş olduğu o evde kalıyorlar ama çoluk çocuk hepsi o iş yerinde çalışıyorlar. O çalışan kişi değil de artık anneye babaya, müsaade eden anneye babaya ve işverene ceza kesiliyor. Fakat kanun iş hayatı ile ilgili kanunlarda biraz şu var. Herhangi bir şekilde bazı konularda tolerans yapılmıyor. Yani siz bu işçi olan çocuğa bir şekilde işçilik alacaklarını falan vermeye kalkarsanız bu gene bir istismar konusu olur diye böyle mesafeli kurallar getiriliyorlar. Yani hiçbir şekilde sıfır toleranslı onların çalıştırılmasının ne işçiye ne işverene bir yarar sağlamaması adına hiçbir şekilde memnun olacakları bir sonuç doğurmuyor. Örneğin mesela SGK açısından hani kayıtlı çalıştı. Hı hı. Bunu kabul etmiyor yani çalışma iznin yok senin çünkü diyor. Hı hı. Tamam sen çalışmasın etmesin işçilik alacaklarını alabilirsin ama senin ben bu dönemki 3 yıllık 2 yıllık çalışmanı veya bazen 20 yıl çalışıyor 25 yıl çalışıyor sigortalı olarak kabul edip de seni emekli edemem diyor hiçbir şekilde. Sevgili Hamit Diriyaki, Avukat Hamit Diriyaki, sosyal güvenlik uzmanı, güzel bir haftada, güzel bir haftanın gününde ve arifesiyle ertesi gün öyle diyelim. Yani evet. Hem bütün çalışmalarda böyle bir programa imza attık birlikte. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve tabii ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız
bir haftanın içerisinde biz de hem çocuk haklarını kayıt dışı olarak çalışma koşulları içerisinde o çocukların yetişmesinde, yaşamlarını daha iyi kaliteye çıkarmalarında, sosyal devlet ilkesinde var olan yaklaşımlarımızı daha ileriye taşınması hususundaki konuları konuğumla birlikte ele aldık. Ve tabii ki çocuklarımızın haklarını sadece bu programla da sınırlamayacağız. Çünkü neden? Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize bunu 104 yıl önce dünyaya mesaj olarak, bayram olarak ilan ederken bizim de amacımız bundan sonrası için bu mesajı, bu coşkuyu bütün çocuklarımızın refahı ve mutluluğu için aktarmak, dile getirmek olacaktır. Efendim, Emekçinin Saati önümüzdeki hafta ana haber bülteninden sonra yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. İyi geceler.